Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Bugün haftanın Raw ve SmackDown değerlendirmesi. Aynı zamanda WrestleMania'ya tamı tamına 15 gün kalması muhabilinde konuşacağız. Yorumcu ekibimizden kimler var? Birinci sırada en eskilerden Numan İnci. Hoş geldin Numan. Hikmet Zeybek burada, Rising Generation. Ve son olarak moderatörümüz, sunucumuz sevgili Boğaç Ülker. Will Younger'ın nickiyle tanıyoruz onu. Hoş geldin sen de. O zaman ufaktan Raw'a geçelim ve önemli segmentleri değerlendirip gündeme dair neler var bakalım. Sonra Raw'a geçip ardından SmackDown'la kapanışı yapalım. Galiba ilk olarak Undertaker Performance Center'da gözüktü. Sizce WrestleMania için mi yoksa Arap Show'u için mi geri dönecek diyelim. Chatbox'a da soralım. Boğaç, senin görüşlerin neler? Valla Undertaker'sız bir WrestleMania'yı artık çok bilmiyorum. Yani o kadar kafalarda yer edindi ki insan şey sanıyor. Olmaz hani ya. Adam illa bir yerde görünecek veya görünmeli gibi düşünüyoruz. Ama belki Arap Show'u içindir. Çünkü Arap Show'un da bulunacağına dair haberler çıktı. Anladığım kadarıyla Callaway abinin cebi yine parayı istemiş. O da... Vince Baba da hiç reddetmeden vermiş parayı anlaşılan. O yüzden belki Arap Show içindir. Çünkü yaşı da var. Hani kondisyonun toparlaması biraz daha uzun sürüyor olabilir. Yani kıvama gelmesi bir tık daha uzun süreceğinden belki şimdiden başlamıştır. Ya da belki de cidden WrestleMania'da gözükecektir. Bilmiyorum. Gözüksün. İyidir ama yani artık bıraksın diyeceğim de ne bu bırakır ne de bunu bıraktırırlar. O yüzden bu ölene kadar olmayacak, güreşecek. Ya, olmayacak duaya amin demeye gerek yok. Bir şey diyebilir miyim? Şimdi Undertaker'ın WrestleMania'da güreşmeyip Arabistan'da güreşmesi şey olmayacak mı? Mükemmel. Neydi o? Futbolcuların 50'den 35'ten sonra Arabistan'a gidip para için futbol oynamalarına benzemiyor mu? Xavi abi, Xavi ya. Xavi ya. Düşünüyor musun? Adam Barcelona'da jübile yapacakken futbolu Arabistan'da bıraktı. Böyle yani Xavi mesela, ben hiç paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Basmışlar yıllık 25 milyon euro mu 30 milyon euro mu koşarak gitmiş Arabistan'a. Yani 7 sülalesini falan bester o parayla mesela. Ama şimdi sen de gitmez misin yani? Kariyerin sonundasın. Yatarak sadece yılda 25 milyon euro para alacaksın. Abi Zidane Real Madrid'i bırakıp gitti işte. Nereye teknik direktör oldu? Katar mı oldu? Katar milli takımına mı? Ne yani oldu? Yani Katar da bizim ülkemizde de çok ünlüdür yani, para oraya buraya para dağıtmasıyla mesela. Tabii. Yani. Ya o zaman Undertaker'ın geri dönüşü WrestleMania'da olmayacak gibi görünüyor dedik. Kutay yazmış. Santino Marella'yı görmeye gitmiştir. Galiba Performans Center'da Santino Marella da var. Hayda. Allah Allah. Allah Allah. Bence Austin Aries'in yaptığı gibi indie kariyeri öncesi Performans Center'da hazırlanıyor. Anlıyorum. Kim, Taker mı? Evet. Hani booking falan alıyormuş ya. Abi o booking aylardır alıyor herif zaten. Şey değil ki. Ya bak, bu kadar saçma bir muhabbet başladı ki, forumda da oldu bu. Adam Instagram hesabını falan açtı, Twitter hesabını açtı. Açtığı zamandan beri o booking e-mail adresi orada duruyor. İnsanlar bir anda Undertaker şirketten ayrılıyor, booking alıyor. Allah Allah Allah. Ulan... Of, en büyük AEW. O ne? Ayv ne ya? Fenerbahçe'de mi oynuyor bir kere? Hayda. Ya bir kere iki zinginlerden bukur mu olur abi bir kere? Yani iki zingiler dedim bu arada şey var ya, Young Bucks. Onlara iki zingil diyorum ben. Onlar bukur mıymış? Onlar ve Cody bukur. O başka kim var bukur? Bir üçü işte bukur. Bu arada ya, kaç show tarihi belli olmuş Ayv'in? Aynen. Neyi? Belli oldu. Mayıs'ın başından mı ne? Ben de Brandi Rhodes'un, Cody Rhodes'un karısının Instagram'ını takip ediyorum. Orada gördüm. Orada yakışır. Gördüm. Doğru. Oo, güzel. Çaklıt ha. Güzel. Çak. yemin ederim. Yemin ederim sıcak çaklıt yani. Emre Karataş demiş. Undertaker neden hala off yapılmıyor? Bir sene görünmüyor ancak WrestleMania zamanı gündeme geliyor. Ya Emre,
para kazandıran bir tavuğu keser misin? Altın yumurtlayan bir kazı keser misin? Kesmiyor işte Vince amcamız da. Aslında işin şeyi bu. Yani özeti bu. Shawn Michaels da Undertaker kadar kazandıran bir güreşçi olsaydı onu da kesmezdi Vince McMahon. Bak Triple H'de evet söyle. Şey diyecektim ya, Undertaker şu kadronun 4/3'ünden neredeyse, hatta tamamından daha büyük bir marka yani. Niye yapasın ki? Tamamından daha büyük bir marka ya. Yani niye yapasın ki yani? Yumurtlayan tavuğu kesmez yani kimse. Hele altın yumurtluyorsa ya. Öyle yani. O zaman AJ Styles sözleşmeyi yenilemişti. Onu segmentte konuşuruz. Oo. AJ Styles'in sözleşme yenilemesi önemli. Neler olabilecek onları konuşuruz. Son olarak bildiğiniz üzere Türk Profesyonel Güreş Camiası olarak bizler son 1,5 senede işte Compass Wrestling, Ang Pro, ICPW gibi indie şirketlerine sahip olduk. Ben yorumcuların ve chatbox'ın görüşlerini bu konuda merak ediyorum. Sizce bu girişimlerin başarılı olacağına ya da sürekliliğini kaybetmeden devam edeceğine sizler inanıyor musunuz sevgili Numan? Ya benim ülkeye karşı bir inancım kalmadı. O yüzden onlara karşı bir inancım yok. Ne diyeyim yani? Hayda. Numan çok genç. Bir dakika. Ülkeye karşı bir inancım yok ki onlara inancım olsun abi. Durum bu yani şu anda. Numan'ın çok aşırı derinden girmesi yalnız. Yani kendine o kadar. Ama durum bu yani. Bizim ülkeden bir çocuk olmaz yani açıklama gerekirse. Bu kadar bence durum. Yani. O kadar derin girme Numan ya. Sevgili Boğaç sen ne diyorsun? Ya ulan Numan o kadar derin girdi ki anasını satayım. Allah kahretsin ya. Ya şöyle aslında yaptıkları iş takdire şayan hani bir nevi. Çünkü hani ülke olarak çok böyle alışkın olmadığımız bir sektör bence bu sektör ama alışkın olmadığımız gibi imkanlar da buna kıyasla çok kısıtlı. O yüzden yani yapılsın tabii ki. Ben hiçbir zaman şey demiyorum hani yapılmasın, kapatılsın falan şeklinde düşünmüyorum. Ama yani umarım dikkatli bir şekilde bu gösterilerini, organizasyonlarını gerçekleştirirler. Hani en azından benim tek isteğim, dileğim bir kötü haber almamamız. Onun dışında tabii ki yani desteklemek lazım. Hani çünkü sonuçta her şey böyle en tepede başlamıyor. En ufaktan başlayıp tepeye doğru yürüyorsun. Backyard wrestling olayı değil mi esasında bu? Evet. Tabii. Ya aslında oraya geliyor. Olayın hani profesyonel yanında bir beklentisi yok kimsenin. Ancak söylediğiniz gibi yani bu çoğu öğrenci, çoğu yani 25 yaşından küçük insan, 30 yaşından küçük insan diyeyim, yuvarlayayım. Ve sağlık sigortaları yok. Sağlık sigortaların olmayışı demek. Yani birinin bundan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum kalma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Aynen öyle. Şimdi sağlık sigortası, sen birine sağlık sigortası yaparsın. Ben mesela burada radyo programı yapıyorum. Her hafta yapıyoruz. Sevgili Boğaç'ın ses telleri zarar gördü her hafta yaptığımız için. Ve ses telleri zarar görüp bir daha konuşamaz hale geldi. Allah göstermesin tabii ki. Boğaç bana tazminat davası açar. Ve ben radyo programının düzenleyicisi olduğum için benden maddi ve manevi tazminat alabilir. Doğru mu? Doğru. Evet, yani şimdi bir iş hobiden dışarı çıkıyorsa, yani bir gösteriye dönüyorsa, bir spor gösterisine dönüyorsa ve bu minvalde seyirciler geliyorsa, böyle bir ortamda bir omurga sakatlığı, bir boyun kırılması, yani aynı zamanda Türk profesyonel güreşinin bitişine neden olur. Tabii canım. Kamuoyu. Yani çoğu reşit değil demiş chatbox'tan bir arkadaşımız. Emre Karataş demiş. Güreşi bu ülkede gelişeceğini hiç sanmıyorum. Royal Rumble izlerken amcam hala büyümedin mi deyip asarlaması ümitlerimi söndürmeye yetti. Emre Karataş dertli. Bakıyoruz. İş ve sağlık güvenliği dersi görüyorum ben bu konuda. Boğaç'ta görüyordur demiş. Ben verdim verdim onu. Chatbox'tan. Ben hala görüyorum ve yani oradaki şeyleri düşünürsek çok sıkıntılı bir durum yani. İş güvenliği konusunda. Tabii. Zaten bu sektör kat kat daha tehlikeli.
Yani şimdi şöyle bir durum var. Yani bir omurga sakatlığının bugün güreşçilerin hani getirdiği noktayı görüyoruz. Mesela Kurt Angle. Kurt Angle yani yürürken adeta yürümeye zorlanıyor gibi ki defalarca bıçak altına yatmış halde. Kurt Angle'ın bugün boynu yok. Ha, mesela boynu yok. Sadece kafadan ibaret. Yani evet. WWE hani gibi bir şirk profesyonel güreşin en profesyonel yapıldığı alanlarda bile böyle ciddi sakatlıklar olabiliyorken ben açıkçası Güreş Türkiye platformunda çok istiyorum. İşte Ankara olur, diğer şirket Compass Wrestling olur, ICPW olur. Şirketlerin adını umarım doğru söylüyorumdur. Ben çok reklamını yapmak istiyorum fakat bu durum beni korkutuyor ve bir adım geride durmama neden oluyor. Yani çok güzel bir heves, mükemmel bir organizasyon isteği. Kolay değil. Biz bu ülkede piknik yaparken iki tane, üç tane kişiyi aynı anda aynı mahallede toplayıp işte piknik alanına götürüp eğlenmeyi başarırken bile çok uğraşan bir milletiz. Yani birisiyle piknik yapacakken bile 40 takla atan milletiz. Bunlar çok büyük bir organizasyon yapılıyor fakat dediğim gibi sağlık bu işin başlıcası ve hani bir uzman gözetimi altında da olmalı diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii. Aynı zamanda hani bu gençlerin çünkü genç yaşta hani boyuna alınabilecek, kaburgaya alınabilecek bir kırık, bir darbe ya da bir sinir sıkışması felç gibi korkutucu sonuçlar bize verebilir. Benim de çekincem bu. Sen ne diyorsun sevgili Hikmet? Ya tabii ki ben sana katılıyorum abi öncelikle. Bu işte bir profesyonelliğe geçilmemesi yani nasıl diyeyim amatör ruhla ilerlenmesinin böyle bir tehlikesi var. Herhangi bir ciddi sakatlık durumunda ki profesyonel güreş sakatlığa en çok meyilli sporlardan biri. Bundan ötürü de gerçekten evet girişimler takdir edilesi ama İşlerin çok ciddiye binmeyip biraz daha eğlence halinde kalması. Backyard wrestling dedik. Birçok güreşçi hani bunu yapmıştır. Hardy'leri biliyoruz. Ondan tabii. Sonra Rollins'i biliyoruz. Young Bucks'ı biliyoruz. Bu adamlar backyard wrestling'i de yapmış adamlar. Trambolin'de güreşmiş adamlar hani. Aynen öyle. Yani bunu çok ciddiye almamak lazım. Yapılan iş evet yapılmalı ama gerçekten ciddiye alınıp bir şirket ismi koyup bir maç kart yapıp çok büyük organizasyonlar peşinde olmamak lazım diyorsun Hikmet. Yani. Bu da bir görüştür tabii. Bunu da değerlendirmek mümkün. Ki zaten ya. Hani Türkiye'de şöyle bir durum var. Kusura bakma sözünü kestim Boğaç. Yok yok sen söyle ekleyeceğim ben senin dediğini. Türkiye'de hani sağlam bir WWE'nin sağlam Türkiye'ye girmediği için şu anda özel bir kuruluşta naklen yayın yapıyor. Naklen dediği şey hani banttan yayın yapıyor. Bant yayını yapıyorlar. Kayıt. 2 saatlik kayıt. Hani bundan ötürü Türkiye'de zaten bilinirlik kalmadığı için algıda profesyonel güreşinde çok ters bir algı oluştuğu için 2009-2010 civarında destek bulmak çok zor. Hani biraz daha bence belli bir sınırı geçilmemesi lazım. Evet belli bir sınır geçilmemeli dedi Hikmet. Sen bir şeyler ekliyordun sevgili Boğaç. Şey yani aslında olay şu hani bir organizasyon da olacaksa yani gerçekten her detayına kadar düşünüp bu organizasyonla alakalı her çalışmayı yapmak lazım. Hani bunun uzmanından tut ringin ne kadar dayanıklı olacağına kadar yani hani bayağı ince düşünüp yani inceleyip sık dokumak gerekiyor ki hani sırf omurga sakatlıkları da değil yani aşilinizden falan yaşayacağınız bir sakatlık da yani bayağı hayatınızı karartır. Tabii. Ya da diz çapraz bağlarınızın patlaması da yani minimum bir senenize 1,5 senenize mal olacak. O yüzden şöyle bir durum da var hani futbolcuların diz çapraz bağları kopuyor 6 ay sonra futbola geri dönüyorlar da şimdi ülkemizde de şöyle gerçekler var. Devlet hastanesindeki görülen sağlık hizmeti
futbolcuların Acıbadem'de gördüğü sağlık hizmeti kadar mükemmel ötesi değil. Değil yani değil. Tabii canım. Ben nice çapraz bağ ameliyatına girmiş bir adamım. Yani çapraz bağ ameliyatından çıkıp 6 ay 1 yıl sonra fizik tedaviyi bitirdikten sonra bir ayağı kısa kalıp bir ayağı uzun kalan ya da sekeleyerek yürüyen çok insan gördüm yani. Şimdi tabii. Ya kalıcı hasarlar da olabilir şimdi basit bir yani çapraz bağ kopuşunda, menisküs kopuşunda mesela. Ya bir de şöyle bir durum oluyor. Devlet hastanesindeki doktora gidiyorsun. Hani çok önemli bir şey görmüyorsa adam. Yani göremeyebiliyor acilde. Diyor çalıyor. Ki iki hafta sonra çok ağrı devam ederse haftaya gel. Ya da ağrı devam ederse tekrar gel. Hı-hı. Yani çok kestirip attıkları için sizin de o SSK sigortanıza güvenmemeniz tabii, lazım. Tabii tabii. Öğrenci sigortasına güvenmemek lazım. Numan sen ne diyorsun son olarak bu konuda? Abi dediğim gibi benim ülkeden bir halt olmayacağı gibi sağlık konusunda da büyük ihtimal bak, bırak hani, şimdi şu ülkeyi ya. Evet. Sorsalar bile tamam mı ya yani, sağlık falan sorsalar bile büyük ihtimal arkadaşlar zaten çoğu öğrenci bu işi yapanlar yani şirketin nasıl diyeyim yani bu işi organize eden çoğu öğrenci olduğu için de abi hani sağlık masrafı falan karşılamaya paraları yetmez hiçbirinin. Yani. Yani bu da bir gerçek boyutu tabii. Hakiki boyutu. Yani, işindeki boyutu bu olduğu için de abi o yüzden çok sıkıntılar var şu an. Yani bayağı bir sıkıntı var bunun için içinde. Abi bilemiyorum ya. Kendileri için hayırlısı olur inşallah da. Yani umudum yok dediğin gibi. Evet sevgili Boğaç. Son olarak Numan sözleri noktaladı. O zaman mikrofon Rav'a sende. Başlayalım mı? Rav'a başlayalım. Önemli segmentler olarak Rav Smack'dan gidelim ve son okay. Olarak soruları alıp noktalayalım. Çekilişimizi yapacağız. O zaman Rav başlıyor. Yani şimdi Rav çok saçma oldu da neyse. Rav'ı Lesnar açtı bu hafta. Paul Heyman'la beraber geldiler. Baya baya yine klasik bir şekilde Heyman promosunu falan yaptı. Konuşurken bu arada Rollins'i çağırdı. Orada Rollins'i gömdü. Kendince yine klasik promo stilinde. Maçlardan örnekler verildi. McIntyre'a ufak bir gönderme yapıldı. McIntyre ondan sonra ringe teşriflerini sundu. Geçen hafta nasıl koydum çocuğu diye biraz da muhabbetini açtı. Ondan sonra Rollins ringe teşrifini yapıp McIntyre'ı patakladı. Aynen öyle. Güzel bir şekilde saldırıyor. Lesnar oradan tüyüyor. Ondan sonra Lesnar'a böyle bir sandalyeyle yaklaşıyor ama nafile böyle bir şey, böylelikle açılışı sonlandırıyoruz. Yani basit aslında klasik aksiyon açılışı yani Rav'ın. Lesnar evet bu. Burak Gür. Ölmemiş abi. Lesnar'ın ölmeyiş hakkında Numan ne der bize? Ya ölmemiş de abi ölmüşten beter oldu yani. Altı üstü Rollins yani. Elinde sandalye var ve sen bundan kaçıyorsun. Ya sen Lesnar'sın lan. Sen niye kaçıyorsun bundan? Senin onu kazanman lazım. Yani. Ditmon. Niye kaçıyor ki? Yani. Hı-hı. Abi ya, adam. Orada bir heel. Heel şey abi. Yani. Lesnar'sın ya abi. Saçma yani. Hani ne bileyim. Şu hareketi Braun Strowman yapsa yemin ediyorum 2 hafta boyunca herkes dalga geçer Braun Strowman'la yani. Ya bu Kevin Owens'lık bir hareket değil mi ya? Tam bir Kevin Owens hareketi abi şu hareket. Tam bir Kevin Owens hareketi ya şu hareket. Yaptı hareketi yani. Ben memnun kalmadım bu segmentten o yüzden ya. Hiç şey yapmadım yani. İzlerken de bayağı sövmüştüm ben bu segmenti. Evet. Emre Karataş demiş. Brock Lesnar'ı Roman yenememiş WrestleMania'da. Seth Rollins'in kazanacağını sanmıyorum ben ya demiş. Kutay da demiş ki Lesnar nelerden kaçmadı da bundan kaçtı. Son olarak Dietman Walking demiş. Lesnar yine SummerSlam'a kadar şampiyon. Sevgili Boğaç ne dersin? Vallahi bilmiyorum. Ben de açıkçası çok Seth Rollins'in kazanabileceğini sanmıyorum. Yani tek başına kazanabileceğini sanmıyorum. Ha, olur da destek hayda. Alırsa hani malum Shield'ı biz bitirdik yalanını bozarlarsa o zaman iş değişir. O zaman iş değişir ama tek başına ben açıkçası kazanabileceğini sanmıyorum. Ya da tabii şimdi burada şey de var. Bu gündemde olan maddelerden biri de aslında şimdi biz burada bu segmenti konuşurken de konuşmanın faydası var. Brock Lesnar'ın Dana White'dan aldığı bu geri dön çağrıları belki de Brock Lesnar şirketten ayrılır. Belli mi olur? Ya zaten yani aslında biraz da bunu da konuşabiliriz yani çünkü hani önemli bir nokta adam şu an şirketin ana şampiyonu konumunda.
ve gitme ihtimali olan bir isim. Ya zaten öyle bir durum var sevgili Boğaç. Dana White chatbox'ında ortak görüşü Brock Lesnar'ın kaybetmeyeceği yönünde. Eğer Dana White çağırmadıysa, hani SummerSlam döneminde eğer bir UFC işte 200 bilmem kaç show var. 300 bilmem o neye göre belli oluyor o rakamlar. Onu da bilmiyorum ya, sırayla. Da. Sırayla gidiyor. Şu an 200. şovunu yapıyorlar diye mi? Sırayla gidiyor. Mesela şu anda kaç 220 mi? 220. show etkinlik olarak. O pay-per-view. 220. pay-per-view öyle gidiyor. Ondan sonra 222, 223. WrestleMania 35-36 gibi yani. Ha, aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Anlıyorum. Neyse önemli değil. Hiç önemli değil hatta. Yani Dana White eğer bir davet yapmadıysa Lesnar da kaybedecek gibi durmuyor. Makers yazmış. Lesnar'ın vücudundan kemeri Hazreti Ali'nin kılıcıyla anca ayıracaklar. Bu saatten sonra kardeşim ben o kadar diyorum. Numan ne diyorsun? Lesnar'ın kemerini Hazreti Ali'nin vücudundan kılıcıyla anca mı ayırırlar? Ya aslında bir Roman Reigns şey yapar yeter de yani. Hayda. Al işte. Ne abi yani ben Roman Reigns onun değil biliyorsunuz ya abi anca o yeniyor yani. Başka bir şey yok adam. Bir dakika ya aramızda Roman Reigns sevmeyen mi var? Hepimiz hayda. Çok seviyoruz yani. Yanlış mı? Roman ben baba. Ne seviyorum ne sevmiyorum. Ortadayım ben yani. Ben de ortadayım. Ben de ortadayım. Yalan yok. Ben de ötürüm yani. Ben neredeyim bilmiyorum yani. Buradayım. Olmasının, bak Roman Reigns'i sevmemeyi yani. Ortada kalmamın tek sebebi de bana finisher'ı. Ne yani? Sırf Spinner yüzünden mi bu? Et sevdası beni vurdu kardeş. Ya, ne ya, Numan affedersin en yara kürek bahane bu ya. Ooo YouTube'a atıyoruz bu yayını. Pardon. Buraya piklersin. Neyse burayı havlatayım o zaman. Ditman Walking yazmış. Abi aynı senaryo geçen seneyle aynı haberler geçen senede çıktı. Ama önceki sene Dana White bir şey dememiş. Bu sene bildiğin adam çağırdı bu yani. Sene, abi. Bu sene çağırdı. Açık bir davet var bu sene. Bir de şey olmadı mı? Yani. Brock Lesnar çıktı. Bu Cormier şampiyon olduktan sonra bayağı hayvan gibi. Ringe girdi. Şey. Aynen ringe girdi. Küfretti adama falan böyle. Geliyorum senin için falan diye. Abi adamı yapma şey ama kafese girdi. Adamı ittirdi. Adam menajerini ittirdi. Adamın kemerinde şey yaptık. Adamı küfür etti abi. Ortada hala maç yok. Niye maç yok ama yaptın da biz de kurtulak bari ya. Harbiden ya. Makers demiş. Dana White geçen gün açıkladı. Maçın yaz aylarında olacağını düşünüyormuş. Hem Lesnar hem de Cormier ikilisi maçı deli gibi istiyormuş. Yani Lesnar WWE kemerini bırakmadan UFC'ye gidip maça çıkma ihtimali bile var. Düşünsenize hem UFC şampiyonu hem WWE şampiyonu olmuş. Allah kahretsin yeter artık ne yeter. Kadar? Abi bence bu reklam UFC'ye yarar yani. Şu an evet. UFC'nin yani dünya üzerinde konuşulan ben bir şirket olduğunu düşünmüyorum. Yani satış oranlarını da WWE kıyasla görüyoruz. Yani UFC WWE kıyaslamasında WWE'nin kağıdı $80'dan işlem gören hissesi varken UFC'nin daha çok yeni yapılanan ulusal bir şirket olduğunu görüyoruz. Ha dünya çapında ses getiren maçlar oldu mu oldu. Ama 2 yılda bir, 3 yılda bir konuşuluyor anca UFC. Yani bence WWE Vince McMahon ben UFC'yi bu kadar parlatacağını da düşünmüyorum yani. Çünkü pastasından veriyor abi. Yani UFC'de tabii bir canım. Şey olunca pastasından veriyor Vince McMahon. Ben çok profesyonel güreş bırakıp da UFC izlemeye başlayan adam biliyorum yani. Başlıca forumda. Doğru. Evet sevgili Boğaç görüşlerimiz bu yönde. Sen de son olarak bir şey eklemek istersen ekle diğer segmente geçelim. Tez zamanda aktif bir şampiyon istiyorum. Başka bir isteğim yok. Buradan evrene ileteyim mesajımı. Abi devam nasıl edelim. Bir istekse bu tam dedik oldu isteğimiz adam kanser oldu yani. Tam. Harbiden ya. Gerçekten mükemmel bir Road to WrestleMania izleyecekken yine Brock Lesnar'la bir Road to WrestleMania'ya girdik. 3 hafta kala geldi Brock Lesnar da şovlara yani şaka da değil. Tabii canım. Ve şöyle diyeyim hani Roman Reigns'in mecburen yine Road to WrestleMania'ya döndürülmesi. Yani o da tabii söz konusu
olmak zorunda kaldı. Normalde SummerSlam'de falan döner diye bekliyorduk. Hatta konuşma yapacağı zaman ben bu iş bitti diyordum. Numan da diyordu ki öte yandan, olmaz SummerSlam'den önce dönmez diyordu mesela. Ama mecbur kaldılar. Yani ki bana kalsa hala SummerSlam'den önce gelmesi gerekiyordu bana kalsa yani. Belki WrestleMania'dan sonra ara verebilir mi tekrar? Vallahi yapabilirler onu. Çünkü şu anda şeylere çıkmıyor sanırım. Canlı şovlara çıkmıyor. Ama şey var, doğru. Avrupa turuna duyuruldu. Abi ben olsam burası medya sonra biraz daha yatırırım adamı. Yani şeye kadar, SummerSlam zamanına kadar. Ege Yürüten hoş geldin. Lesnar kazanır demiş. Hayda. O zaman diğer segmente geçelim abi. Haftaya okay. Konuşuruz. Şimdi geçen hafta malum bir kemer değişimi yaşandı. Bobby Lashley Finn Balor'dan sana artık bu kadar şov yeter dedi. Pat diye kemeri yere aldı. Ondan sonra bu hafta içinde Finn Balor gizli bir partneri olduğunu söyledi bu haftaki takım maçı için Leo ve Bobby Lashley karşısına. Ve bu gizli partner de çok sürpriz bir şekilde Braun Strowman oldu. Ne sürpriz ama. Müthiş kaotik maç. Nasıl en sonunda ya? Yani gerçekten çok şaşırdık. İnanılmaz bir olay. Abi insan bir doğru düzgün bir adam döndürür ya. Bu ne? Hiç klasik bir Braun Strowman'ın dahil olduğu bir kaotik maç. Yaz Bobby Lashley'in sonra... satışına ne diyorsunuz? Bence o biraz tıkıldı. Tıkıldı. Abi Omnisap sorulacak bu arada. Benim lafın yani. Leo Rush Omnisap sorulacak abi. Hatta... Leo Rush şey yapıyormuş. Yani yeniyormuş Bobby Lashley'i falan WrestleMania'da. Hayda. Yok sanmıyorum da büyük ihtimal kemerini kaybettirecek abi Burak şey Bobby Lashley'e kemerini kaybettirecek abi. Numan bir şey diyeceğim. Numan bir şey diyeceğim. Sen şeyi Bobby Lashley'i çok seviyorsun. Böyle bir şey yaşansa ne dersin? Sana yemin ederim var ya öyle bir severim ki yani. Abi çak. Twitter'a girelim WWE'nin bak İngiliz hesabından başlarım İspanyol hesabını hepsini severim abi. O derece bak yani. Şey hayda. Ditman Walking yazmış. Demon King vs. Taker olabilir mi Arabistan'da ya da WrestleMania'da? Yok artık. Abi, böyle aman, bir haberler olsun. Aman, abi. Olsun yani. Böyle aman, bir dedikodu vardı. Arkadaşlar. Emre Karataş demiş. Finn Balor bu kemeri bu kadar çabuk bırakacağını düşünmemiştim. Biz de düşünmemiştik. Biz de düşünmemiştik. Valla biz de işte. Biz de şampiyon gider zannetmiştik WrestleMania'ya ama maalesef yani Baba Lashley Vince McMahon sakın main eventer olmasın diye korkusundan aldı herhalde ya adamın elinden kemeri. Ya şu küçük adamdan mı korkuyor? Çok ilginç gerçekten. Baba Lashley kemeri aldı ya kurtardı bizden. Kurtardı bizi. Baba Lashley. O maçın baba sonunda işte Strowman Leo Rush'ı pin ediyor ve Lashley de orada arkaya doğru yürüyor. Burada da işte satış dediğimiz muhabbet oldu. Bura sen yorumunu yaptın aslında da daha ekleyeceğim bir şey var mı? Hmm. Okay, ben sadece Hikmet. Leo Rush'ın WrestleMania'da Bobby Lashley ile bir maçına takdiri şayan karşılarım. Hikmet sendeyiz. Ben açıkçası bu ikilinin biraz anlaşma stilinin böyle olduğu düşüncesine vardım ama bir hafta bir birini satıyor. Öbür hafta atarlanıyorlar, giderleniyorlar falan. Sonra kemer benimdi, senindi muhabbeti. Yani gerçekten hani WrestleMania'dan sonra değişmesi gereken şeylerden biri de bence bu ikili. Bu ikilinin artık veda etmesi yani. Numan. Gerçekten çok yorulduk. Yoraş lütfen 205'e geri dön. Seni Bobby Lashley yanında görmek istemiyorum. Bu arada Bobby Lashley demişken Bobby Lashley WWE'ye bir isyanda bulunmuş. Kendisi MMAG gimmickle takılmak istiyormuş. Allah Allah. Aynen öyle bir gimmickle takılmak istiyormuş. Kim? Tabii Hikmet şey Bobby Lashley. Ha yani, zannettim dövüştürür. Ki Leo Rush MMAG gimmickle. Hayda. Bobby Lashley öyle bir talepte bulunmuş abi. Tabii bunu aslında zamanında oynadı. Yani biz Hikmet'le bunu biliyoruz da. Acaba WWE'de oturtabilirler mi bunu? Ben şimdi onu düşünüyorum. Yani. Bu PG yere de olmaz zaten, ya. Zaten benzer bir karakteri Lesnar oynadı. Bir Lesnar daha olacağını işte, düşünüyorum.
benim kafamdaki sorum şu. SummerSlam'de bir Bobby Lashley vs. Lesnar maçı görür müyüz? Ya eğer Cormier maçı olacaksa o yani bu iki yorucu maça çıkmaz Lesnar. Üşenir maça çıkmaya. Ya sakatlık ihtimali ve riskinden dolayı istemeyebilir zaten. Dana White de istemeyebilir. Makers demiş Lashley vs. Lesnar istiyorum nedense. Lashley'in Bellator geçmişi de olduğundan güzel bir senaryo ortamı da çıkarırlardı. Niye yapmıyorlar fikrim yok. Ya zaten Bobby Lashley ilk döndüğü zaman Lesnar'ın rakibi olacak diye bekliyorduk. Ama Finn Balor'ın falan rakibi oldu. Ne kadar? Ne kadar büyük bir... Zaten kendini de şirkete gelmesinin sebebi... Abi Brock Lesnar yani. Kendini de şirkete gelme sebebi Brock Lesnar abi. Ya zaten... Ama tabii şirket izin vermiyor. Yani ne kadar tezat bir durum değil mi? Lesnar beklerken sevgili Finn Balor'ın olması. Boğaç. Vallahi ilginç ya bilmiyorum. Ben Lashley'i daha böyle sert senaryolarda görmek... Açıkçası isterim yani. Biraz sanki elindeki potansiyeli harcıyorlar gibi adamın ama Vince bir şeyler biliyordur. Yani biz ne desek de çok artık. Lashley'i sadece Dan Lambert'la görmek istiyorum. Başka bir şey değil yani. Ya bu adamı kaç kişi biliyor peki buradan? Dan Lambert'ı ben biliyorumdur. Sen biliyorsundur. Biz biliyoruzdur o kadar. 3, 10, 5 kişi bilmiyordur. Biliyor mudur? Sanmıyorum. Sanmıyorum, ben de sanmıyorum. Tamam. O zaman. Şimdi Buğra Yücel'i konuk olarak alıyoruz, evet. Alo, dayı. Evet, neyse. Sevgili Boğaç'ım, diğer sayı. Devam edelim. Malum, bu artık haftalarca artık klasikleşmiş olan bir segmentimiz var. Moment of Bliss diye. ufaklık ablamızın gelip bir güzel konuşabildiği. Aslında konuşamıyordu anasını satayım. Yarım kalıyor hep bu segment. Hiç böyle full konuştuğunu görmedim. O yüzden neyse. Geliyor. Ben işte tekrar sunucu olacağım diyor. Biliyorsunuz WrestleMania'da sunucuyum diyor. Ondan sonra konuğunu çağırıyor. Konuğu da Elias'mış. Elias da bir konser verecekmiş WrestleMania'da. Hayallerini gerçekleştirecek herhalde. Geçen sene vermemiş New York miydi zaten ya? Civarlarında. WrestleMania özledi sevgili Elias'ı. Ya şimdi peki kim gelecek bu sefer? Evet demiş Dietmar Walking. Elias'ı kim bozacaksın sizce WrestleMania'da demiş. Makers yazmış. Lashley hatta Reigns'i bile Extreme Rules'a yenmişti. Bayağı iyi momentum vardı, enteresan. Evet o konuyu kapattık ama Lashley'nin şu anki durumuna bence Lashley'nin kendisi de şaşırıyordur ya. Tabii canım. Leo Rush ve Finn Balor arasında yalnız çekişme içinde. Bu cümleyi sana bir şey demek istiyorum. Abi Impact'ten gelen herkesin jobber olması WWE'de. İntikam alınıyor. Bir kişi hariç. O da AJ Styles değil mi? O da AJ Styles zaten. Onu da Vince seviyor ondan. Yani abi EC3 geldi, adam ortada yok. Bobby Lashley geldi, ne bekliyorduk, ne oldu? Bobby Roode abi NXT'de adam terör estirdi, ana kadro çıktı, fıs bir şey yok. Mike Kanellis'e ne diyorsun peki? Abi adam TNA'de mükemmel bir adamdı, WWE'ye geldi, adam maça çıkamıyor. Adam TNA'de main eventer olacaktı aslasın ya. Hatta evet. Oldu birkaç yolda. Oldu, kaç kere oldu. Evet yani. Sevgili Boğaç, toparlayalım da. Yoksa tamam. Gelmeyecek sonu. Evet. Aynen. Şimdi bu segmentin sonunda No Way Jose'nin bu parti ekibi, yani aslında Adam Rose'un çakma ekibi dediğimiz tayfa geliyor. Eğleniyorlar, meyleniyorlar derken elemanın bir tanesi Elias'a yapıştırıyor şaplağı. Ondan sonra adam maskesini çıkarınca bakıyoruz. No Way Jose'ymiş gerçekten. İnanılmaz bir olay. Seyirciler de burada tabii ki keyifleniyorlar. Çünkü Elias'a yine bir... heel kimlik oluşturdular gibi denebilir. Böyle aslında amacı olmayan tamamen duyuruyla geçen bir segment. Var mı yorumu olan bu segmentle alakalı? Yorumsuz abi ne diyeyim ya. No comment. Yani. Bence de. Yorumsuz abi yorum yok. Makers demiş. Tek müzikal etkinlik Elias olacak. Sizce bu büyük bir eksiklik değil mi demiş. Para ya, yok para kardeşim. Bu Vince McMahon'ın son atılımlarıyla WrestleMania'nın o müzikal işte o konser eğlenceleri, o Drak'ın köşesinde Florida, diğer John Cena'nın köşesinde
neydi? Michigan Kelly miydi? MGK. Michigan Kelly'nin falan olması biz de o zamanlar özledik ama Vince McMahon yeni bir federasyon kurdu. Bir Amerikan futbolu şirketi kurdu. Onunla alakalı atılımları yüzünden yani WrestleMania'da havai fişek bile patlatmıyor maalesef. Yok patlatıyor. WrestleMania'da yok. WrestleMania'da var, diğer şovlarda yok. Yani girişlerde patlatıyor mu? Patlatmıyor girişlerde. Yok patlattı ya geçen sene şeyde falan. Bilmiyorum, ondan önce 2 sene AJ'de patlatmadı o zaman. Tamam. 2 sene patlamadı aynen. Yani maalesef o görsel zevkler daralmış durumda. Sevgili Boğaç, sen son olarak ne dersin görsel eğlencenin bitmesi konusunda ve diğer segmente geçebiliriz. Genel olarak üzücü. Ben eski Pyro'lu, bol Titantron'lu, Pyro'lu, coşkulu ortamları açıkçası özledim. Onları şu an göremiyor olmak beni üzüyor. Batistan'ın ama yapacak bir şey yok. Girişinde mesela aradık yani. Ulan niye yapmadı diye bir tabii canım iç geçirdim yani. Abi aramaz mıydı ya? Yani makineliğe oturduğu o pozisyonu anda itibaren arkadan o pyroları görmeyince insan garip oluyor ya. Vallahi. Artık WrestleMania'da yapar belki. Bekliyoruz aynen. WrestleMania'da güzel bir görsel şölen olacaktır. Bu Moment of Bliss'in devamındaki bu olan olaydan sonra reklamlardan dönüyoruz. No Way Jose ile Elias arasında bir maç başlıyor. Maçın sonucunda Elias maçı kazanmasını biliyor. Yani bu ikili arasında bir feud olur mu? Olmaz. Yani kaybetmediği için bilmiyorum. Kaybetmediği yani, için de sevinçliyim yani. Elias bunu da kaybetmiş olsa derin soru işaretleri oluşacaktı. Lan bırakıyor mu acaba falan diye. Aklıma çok kötü bir şey geldi ama. Ne geldi? No Way Jose WrestleMania'yı troller mi? Haydi. Yani çok muhtemel bu. Elias konser verirken olur bu ya. Yani çok büyük bir kickoff olur bu. Hani ancak kickoff trolletir ben. Trolletirler yani. Kickoff akşam 11'de başlıyor bu arada. Aynen. Yani ama kesin troller bak kickoff abi. Kesin troller yani kickoff. O derece söylüyorum bak. Kickoff'u falan trollesin de yani ana şovda görmeyelim bence ya. Gerek yok. Efsane neyse. Rasmiye gecesi konuşuruz. Efsanelerden kim dönebilir falan. Aynen. Biraz hızlandıralım Boğaç. Okey, şimdi biraz daha aslında gündemde olan bir konuya, segmente geliyoruz. Kurt Angle ringe teşriflerini sunuyor ve rakibini söylüyor. WrestleMania'da malum artık emeklilik maçına çıkacak kendisi. Evet, Corbin'i seçiyor. İlginç bir tercih. Onun dışında ayrıca da Chad Gable'la bir maç yapıyorlar. Gable'ı pes ettirip Kurt Angle maçını kazanıyor. Bu arada gündemde olan ufak da bir konuyu hatırlatalım. Şirket Corbin'i tekrar düşünüyormuş. Yani hani tekrar değerlendirmeye almışlar anladığım kadarıyla. Corbin maça çıkmalı mı çıkmamalı mı diye. Numan sen ne düşünüyorsun? Senle başlayalım. Abi vallahi şu anda elde olan bir tepki var yani. Yapacak bir şey yok. Yani sırf seyirci tepki gösterdi falan filan diye gidip de Corbin baştan alın da sırf Corbin'i çok büyük zarar verirler abi. Ya Corbin'e ne zarar verecekler abi, zaten adam yani yeteri kadar şey yaptı. Maskara oldu. Ya birader adam yani ne yapsın, dibi görsün yani daha. İşte daha dibi tam olarak görmeden görmesin yani. Çıksın maça, en azından orada yenilsin bari, yenilecekse de. Ya insan bir AJ Styles falan verir ya. Kutay vallahi demiş ben, lanet Corbin. Valla ben Sina bekliyordum. Ne? Kime Sina bekliyordu? Valla Angle'a kaçıp Sina bekliyorum açılmaya gerekirse. Ya abi ben bugün Chad Gable ile olan maçını izledim. Adeta 20 sene önceki Kurt Angle, 15 sene önceki Kurt Angle'la yaşlı Kurt Angle güreşir gibiydi. Zaten farkındaysanız ring atletleri de benzerdi. Her şey aynı. Aynen. Ya, benziyor. Mesaj hatta aynı. Yani mesaj şey ben gerçekten duygulandım. Ulan keşke dedim Chad Gable olsaydı Kurt Angle'ın piçoğlu diye düşündüm. Değil mi? Bence de. Ben ona katılıyorum. Daha çok benziyorlar. Tipleri de benziyor. Evet. Hikmet. Var mı? Yani ne Hikmet'le ya alakalı yorumun. Baron Corbin nasıl bir seçim? Hani Kurt Angle gibi bir efsaneye karşı Baron Corbin gibi tek efsane olayı keşif maçında roll up'la yenilmek olan bir abi adam. Gerçekten berbat bir kariyer ya. Mekruz yazmış.
Angle gider ayak Corbin gibi bir adama mis gibi bir fırsat bırakacak. İşte her yiğidin harcı değil ki böyle bir maça çıkmak. Sürekli dream maç mı? Ya abi en azından insanlar bir mutlu olsun, beklentisi olsun. Bu maçı kim izleyecek ya? Abi yıllarca Sting Undertaker bekledik. Triple H ile maça çıktı Sting ve maçta yenildi. Sonrasında sağ olsun Seth Rollins adamı mahvetti. Ya adama elense çektiler ya, şaka gibi ya. Sting geldi, yenildi. Maç sonu Triple H elense çekti, gönderdi. Hatta Hulk Hogan'ın şeyi vardı, röportajı vardı. Sting'e demiş ki dostum dava açmayı düşünmüyor musun WWE'ye demiş. Ya imaj haklarından dolayı. Ya gerçekten berbat bir kurguydu o da. Yani bence Dream Match kovalamıyor WWE. Aksine Dream Match'ları hiç ediyor yani. Sıfırlıyor, eksiye düşürüyor. Ben o konuda katılmıyorum sana Makers. Bilmiyorum. Şey, Corbin hakkında son olarak bir şey diyecek olan var mı sevgili Boğaç? Yo, ben ekstra bir şey eklemeyeceğim. Ya onu şeyde konuşurum. Ya daha çok detaylı WrestleMania radyomuzda tabii. Daha detaylı orada onun muhabbetini yaparız. Tabii. Devam edelim. Kadınlarla alakalı artık kısma geliyoruz yavaş yavaş. Sasha Banks ve Bayley. Yani bu bıktığımız ikili geliyorlar ringe. Hayda. Diyorlar ki biz Iconics'i rakip olarak WrestleMania'da istiyoruz diyorlar. Ama ne hikmettir, bir müzik çalıyor ve müzikte Natalya ve Beth Phoenix geliyor. İnanılmaz. Abo. Beth Phoenix ringlere geri dönüyor. İşte biz sizle maç istiyoruz WrestleMania'da. Karşılaşalım mı diyorlar. Biraz Natalya anladığım kadarıyla Beth Phoenix'i gazlıyor orada. Hani yaparsın, sen aslansın, seni kesseler acımaz diye. Ondan sonra ufak bir kaos ring içerisinde. Bundan sonra da bir maç oluyor. Maçta Natalya ve Sasha arasında ama maçta tabii ondan sonra bu sevmediğimiz ikili olan Nia Jax ve Tamina geliyor. Niye tamamen, ben gayet seviyorum Nia Jax'i. Ben sevmiyorum kardeşim. Ben seviyorum Nia Jax. Nia Jax ve kardeşim. Vay be. Dozer gibi. Dozer. Neyse. Yani total bir kaosla segmenti sonlandırıyoruz. Var mı yorumlar? Aslında yani istiyorsanız Beth Phoenix'in dönüşüyle alakalı yorum yapmak isteyen varsa WrestleMania'da güzel bir maç izleyemeyeceğiz. Çünkü yıllardır güreşmeyen Beth Phoenix yıllardır doğru düzgün ring içinde fark yaratamamış Natalya ve iki tane toz pembe kadınlar devrimi ikon canı var. Güzel bir maç izleyemeyeceğiz. Ben isterdim daha yani MMA'daki o yıldızlar tek team olup şey yapsın. Hani var ya NXT'de. Evet. The Force Horsewoman muhabbeti. Madem Charlotte, Becky şey karşısında Ronda karşısında o zaman diğer ikili, diğer kadınlar devriminin iki güreşinin karşısına da MMA'ciler çıksın istedim. Ama olmadı. Bilmiyorum. Güzel bir maç izleyemeyeceğiz. Fakat ilerleyen dönemlerde mutlaka bu ihtimali değerlendirecektir WWE. Ne olur ne olmaz. Bakalım. Ben güzel bir maç beklemiyorum ama Bad Phoenix'i yıllar boyu görmediğimiz, izlemediğimiz için WrestleMania'da tekrar izlememiz adına da heyecanlıyım. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Natalya'nın yine WrestleMania kartına kapağı atmış olması. Allah kahretsin ya. Hatırlatmasın bunu iyiydi ya. Yani bu sene Battle Royale olmayacak büyük ihtimalle kadınlarda. Tam bilmiyorum detayı ama olmayacağına dair büyük bir şey var. Haber vardı en son. Kadın gene attı kapağı. Evet. Üzücü. Chat'te ne oluyor lan? Oh. Hello. Hello April. How are you? April geldi. Ben seni bir özelime alayım. Ne? Oğlum YouTube'a gidecek lan. Gün yok diye trollemeyin. Gel ben seni bir özelime alayım. Neyse devam edelim. Neyse devam evet. edelim. Merhaba. Merhaba April. Şimdi bir sonraki segmentte Ricochet
Jinder Mahal ile karşılaşıyor. Yani ve gerçekten... Ahmet de olmadığına göre bence bu... Ahmet de olmadığına göre... Lan Göbek abi. Hemen sonucuza söyle. Gerek yok yani. Ricoche maçı kazanıyor. Çok hızlı bir şekilde maç bitiyor. Şantiler yapıldı. Sakat diyecek diye korktum Ricoche'yi. Ya abi, tamam kalas abi kalas. Yontulmamış kalas ya. Finisher'ın da kalas olması. İyi mizah. Sevdim. Devam edelim. Yani konuşacak hiçbir şey yok çünkü bu maçta. Evet evet. Ondan sonra bir şampiyonluk maçımız var. Ronda Rousey. KFB is fake. Değil mi? Doğru söyledim. Böyle söylüyordum. Evet evet. KFB is fake diyen ablamız geliyor. Dana Brooke'la bir maçı var. Galiba 12 saniye falan sürüyor maç. Ronda'dan FETÖ'ye darbe. Aynen. Beni sevinçliden FETÖ'ye darbe. Bir güzel sakatlıyor Dana Brooke'u. FETÖ darbe. Gönderiyor. Bu arada tek bir şey olayı oluyor. Ronda armbarı bozmadı. Böyle güvenlikler falan geliyor. Ayırmaya çalışıyorlar. Ondan sonra bu Travis Brown... yanlış söylemedim galiba adını adamın. Kocası işte tam kenarda Ronda'yı pop hop diye bir alıyor kucağıyla böyle lap diye dışarı götürüyor. Çıkıyorlar. Ronda hala laf ediyor orada. Böyle saçma bir segment aslında. Sadece Ronda'ya boş momentum kastırdılar yani. Başka bir olayı olmadı bu segmentin. Var mı yorum yapmak isteyen ya, Ronda Rousey'in gerçek FETÖ'ye sevgilisi. Darbesi. Gerçek ya, tabii sevgili. Tabii. Aynen. Abi erkek seçimleri ne kadar kötü Ronda'nın da ya. Berbat her şeyi fiyasko. Eşi değil mi lan o? Ha? Ben onun eşi değil biliyorum. Sevgilisi değil, onun eşi tabii, değil. Tabii tabii. Kocası ya bayağı kocası şey kocası. Yani. Aynen. Evliler yani. Direkt kocası o. Evliler abi. Direkt kocası yani o. Tabii tabii. Ay. Ya sen miydin nüfus memuru ya? Allah Allah. Kocasıymış. Tamam kötü yani. Eşit seçimi kötü yani. Sonuçta eksi yazdı tamam. Eksiyi verdik. Devam ediyorum. Bir şey diyeceğim. Alexander Pembas'ı çok güzel bir yorum yapmış. En son New York Knicks forması giyen E.K. Nick isimli arkadaş gelir mi Russell Mania'ya demiş. Russell Mania'ya fidesi yarmış. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Net gelir ha. Şaka yapmıyorum. Net gelir. Sonra adı Enes bu arada. Enes K diyoruz biz. Enes K. Bir NSK. New York hikayesi. Ronda Rousey'ye maçı kaybettirmesi. Düşünsenize geliyor Ronda'ya kaybettiriyor. Gerçekten mükemmel segmenti ya. Ondan sonra şirket şey... Tamamen yasaklanır ülkede anasını satayım izlemek. Neyse. Forum Güreş Türkiye alan adı. Engel yer falan. DNS'si engel yer. Sen şeyi değiştirirsin. Host'u değiştirirsin artık. Ya, domain'i değiştirirsin. Aynen öyle yani. Allah korusun. Ne diyelim Alexander Pengi pembe saçım. Neyse. Devam edelim. Biz zaten All Edit Dressing'deyiz. Doğru. Tabii tabii. Dave Meltzer ve askerleri olarak devam edeceğiz bu yolda. Evet. Devam edelim hadi ya. Bir doldurmalık bir maçımız var. Apollo Crews ve Baron Corbin karşılaşıyor. Corbin bir şeyler denerken Cruz roll-up'ı koyup maçı kazanıyor. Corbin doğası kabul olmayanlar köşesinde yine mağlup. Aynen. Ya bu adam Rasmiye'de Kurt Angle'la maçı çıkmayacak mı? Harbiden. Angle da bu arada gelip Cruz'u falan tebrik etmiş. İyi iş başardın şeklinde. Yani gerçekten vallahi bilmiyorum bu Corbin'le ne yapacaklar artık. İlginç. Bir şey diyemiyorum. Bu bir şey oldu. Bundan sonra bir bant kaydı girdi. Yanlışım yoksa Batista'nın, değil mi? Yanlışım. Bant. Aynen. Via satellite. Aynen. Ya ama işte bant kaydı yani. Hani Batista ve Triple H arasında işte bu olanlarla alakalı Batista yine bir promo kesiyor. Bunun dışında ya yani burada çok anlatabileceğimiz bir şey yok. Bu konuyu herhalde maçı derinlemesine yine İşleriz. Ama biraz daha aksiyon bekliyoruz Batista Triple H'ten. Biri NXT'den konuşuyor, biri ofisinden konuşuyor. Bence son hafta bir şeyler olacak bu arada ya. Orada bir yine dananın kuyruğu kopacak gibi geliyor bana. Dananın mı? İki hafta var. O dana değil. O dana değil canım. İki o dananın hafta. Da kuyruğu kopacak. O diyecek bir şey yok yani. Silivri konularına girmeyelim. Hayır ya ben Dana White'dan bahsettim abi. Ha Dana White. Doğru.
Batista Triple H'i yenebilirdim demiş Deadman Walking. Ya Batista Triple H'i yener de ben Triple H'in egosunun bu maça yenileceğini zannetmiyorum. Ama Batista da kaybedeceği WrestleMania'ya 10 sene sonra niye çıksın yani? Tabii canım. Para. Ya, o da para. Evet, güzel bir cevap oldu bu. Ya zaten adam Hollywood'dan kazanıyor. WWE'den de son kez bir tokatlayayım diye gelmiştir. Abi şaka maka Batista çok sık film çeken bir adam Hollywood'da da. Yani boşta durmuyor. İlginç oldu, yani. Oldu. Yani. Şey yani bu sektörün Hollywood'a transfer ettiği büyük isimlerden biri oldu hatta. Aynen bence. Öyle yani Batista ben hiç beklenmem aslında. Yani geçen söylemiştim Bane Premier'de filmi rast geldi. Oyunculuğu da falan yani iyi yani. İlginç bir şekilde. Cena o kadar büyük bir atılım yapmadı bu konuda da Rock'tan sonra galiba ikinci büyük isim için Batista diyebiliriz. Ya, çünkü Hogan, çok büyük Hogan, bir franchise'da oynadı. Hogan. Hogan evet. Hogan. Ama Hogan'ı önce diyorum. Şimdi Rock daha sonra tamam, gitti ya şey. Tamam. Rock'tan, güreş kimliğiyle öne çıkıyor ya. Rock'tan sonra Batista ben buna katılırım. Yani Cena bir tek şeyde oynadı işte. Bu son geçtiğimiz sene 2018'in sonunda çıkan Bumblebee'de oynadı. Ondan sonra olur mu? Ya, göreceğiz. Cena'yla Hogan gibi adamlar biraz daha güreşte tanıttıkları için tüm dünyaya. Aynen. Onlar Batista bayağı bildiğin aktör yani ama. Ama bak ya bak izleyin ya o filmini. Tabii can. O final gam mı? Neydi filmin adını? Final skor mu? Filmin adını hatırlamıyorum da. Gerçekten çok güzel yani senaryo olarak aşırı hatta West Ham maçına falan gidiyorlar yeğeniyle. Batista Amerikan askeri filmi anlatıyorum şu anda. Batista Amerikan askeri geçmişte silah arkadaşı vefat ediyor. Silah arkadaşının kızı kalıyor Amerika'da. Kızı ve karısını işte ayda bir, yılda birkaç defa ziyarete gidiyor. Kızıyla West Ham maçına gidiyor Batista. Yeğeniyle mühendislik fakültesi. Şu sayfayı çok hızlı çeviriyorsun. West Ham maçında da terör eylemi oluyor. Çok güzel bir film. İzlemenizi öneririm. Makers yazmış. Bence bu maçın olma sebebi Triple H'in WrestleMania'da maçının olmasını istemesi bence. Damat hiç kaçırmıyor. Her sene bir prodüksiyon ayarlıyor. Kendine ayaküstü. Bir şey demek istiyorum. Ben Triple H ile alakalı. Abi maçı Triple H'in kazanacağı o kadar belli ki adam son 3 WrestleMania'dan beri. En son Sting'i yendi WrestleMania 31'de. O zaman da bir abi yatıyor. WrestleMania sürekli yeniliyor. Ama Triple H bence kazanma yaşını geçti ya. Gerçi ama bu maç tamam katılıyorum. Bu maç Sting'le olan bir maç. Batista'ya elense çekebilir yani. Yani. Sting gibi bir maç. Şimdi Ronda'ya karşı kaybedebilir okey. Seth Rollins'e karşı kaybedebilir okey. Diğer maç Roman Reigns. Angle'lar şey takımdı. Ya onu saydı. Roman Reigns vardı bir tane. Ha, bir de Roman Reigns var işte. O zaten ana kemer maçıydı ya. Aynen ana kemer maçıydı da. Evet. Hunter tam geçmişin intikamını alır demiş Deadman Walking. Öyle olacak zaten belli. Kutay demiş CM Punk çenti harikaydı. Evet bu sene diyorum. Bu hafta Raw Show'u Chicago'daydı. Watch. Hayda. Evet artık main event'e geçelim istiyorsanız. Değil miydi? Çünkü Chicago'da değil miydi? Yalnız Chicago. Show mu? Hı-hı. Show Chicago'daydı tamam. Ya. Hayda dedi. Onlar yapmak varlar ya. Ondan yok mı? Yok. Tamam. CM Punk'a demiştir hocam. Şey için, aynen. Artık sıkıldık duymaktan ama neyse. Bitmeyecek herhalde bu çentler değil mi? Ya bitmez. Bitmez herhalde ya. Neyse. Söyleyeceğim bir şey var mıydı? Kestim sözünü. Yok. Boğaç'cığım hızlanalım. Okay. Şimdi tamam main event'e geçtik. Main event'te McIntyre ring'de genel olarak biraz konuşuyor. Ondan sonra Roman Reigns'e meydan okuyor. Bu zaten asıl büyük olay buradaki. Ondan sonra Seth Rollins geliyor. Bir maç var arada. Maçı en sonunda Lesnar'ın tekrar ringe dönmesiyle açılıştan sonra ringe gelmesiyle McIntyre'ın Claymore'uyla Drew McIntyre kazanıyor. İlginç. Interesting. Yani interesting. Lesnar gözdağını verdi. Drew McIntyre Seth Rollins'i yendi. Hani ilginç olaylar oluyor. Bakalım ne olacak? Burak ilk senle başlayalım istersen.
Çünkü ya, bir maçımız var, bir de maç, yani bir maç duyuruldu, bir de maç var. Hani güzel bir maç oldu. Drew McIntyre SummerSlam'e çok güzel hazırlıyor kendini. SummerSlam'de Brock Lesnar eğer ortalıktan kaybolmuş olursa SummerSlam'e kadar Drew McIntyre en büyük main eventer'lardan biri olacak. Şu an zaten Braun Strowman'ın Brock Lesnar yüzünden kariyerinin hiç olması sebebiyle en büyük heel güreşçi Drew McIntyre. Galiba Drew ismini de kullanmıyor artık. Yok, kullanıyor. Kullanıyor mu? Kullanıyor galiba. Güzel. Kullanıyorsa güzel. Ya şu anda hem Destroyer, hem Destroyer hem de dominant bir heel. İlerleyen dönemlerde hani sırtına yediği sandalye darbelerini de dahil ediyorum bu yorumuma. Ana kemer kazanması en olası isim. Eğer Shake-Up'la SmackDown'a geçmezse mükemmel bir yükseliş. Tekrar WWE'ye dönüp WWE'nin ona duyduğu güvenle beraber, Vince McMahon'ın ona duyduğu güvenle beraber bu kadar kolay tutunabilmiş olması da takdire şayan. Ben Drew McIntyre'ı çok beğeniyorum. Roman Reigns, yeni Roman Reigns mi olacak falan denmişti hatta Roman kanser olduğunu duyurduğu zaman. Kimse Roman Reigns olamaz. Roman Reigns gibi örnekler tarihte sayılıdır. Bundan öncekine baktığımız zaman John Cena, John Cena'dan önce Drak, işte Drak'tan önce Hulk Hogan. Yani tarihte evet. 4-5 tanedir bu kadar büyük yaratılan süper yıldızlar. İkon. Drew McIntyre güzel bir heel dominant destroyer oldu. İzliyoruz, keyifle izliyoruz Drew McIntyre'ı. Güzel olacak, daha da güzel olacak bence Drew McIntyre. Evet. Hikmet. Ya ben açıkçası McIntyre'ın yükselişini beğeniyorum. Ama şöyle bir durum var. WrestleMania'da gitti, Roman Reigns'e çattı. Hani Roman Reigns onun bu çıkışını söndürebilir mi? Bu maç aslında sonunda. Aslında ben şeyi düşünüyorum. Roman'ı WrestleMania'da yense, Roman da SummerSlam için geri dönse. Ama işte şöyle bir durum var. Çok Roman uzak ara ihtimal de. Roman Reigns'i tura duyurmaları, hani bir Avrupa turuna duyurmaları kesin gibi bir şey. Hani nasıl diyeyim? Kesin dönecek. Hani WrestleMania'dan sonra da güreşecekmiş izlenimi veriyor. Aynen. O da var. Ama belli olmaz. Bence ortada bir maç ya. İki tarafta kazanabilir o maçı yani. Bilmiyorum. Çok evet. Ben Roman'a vermiyorum o şeyleri. Hani %100 ben kazanacak demiyorum. Benim şöyle bir düşüncem var. Bu maçı kazanan isim Arabistan'da ana kemer maçı hak kalır. İyi tahmin ha. Lesnar korursa kesin alır. Yani vallahi iyi tahmin. Bir şey diyemiyorum. Neyi tahmin etti Hikmet? Kaçırdım. Şey diyor. Eğer WrestleMania şey WM'deki maçı kazanan Arabistan'daki şovda kemer maçı alır diyor. Reigns ya da şey. Arabistan'a Brock Lesnar mı gidecek? Yani. Öyle bir düşünce. Bravo. Öyle bir şey yok. Hayda. Aa. Tüh. Neyse. Numan döndü mü acaba? Döndüm ben. Ha, evet. Senin de görüşlerini alalım lütfen. Ya ben Drew McIntyre'ın bu psikopat halini beğenmiyorum desem siz bana sever misiniz? Evet. Evet. Yok, çünkü ben gerçekten onun o eski böyle Türk çocuğu böyle McMahon oğlu. Hayda! Ya o çocuğu karakter yüzünden Tiffany'den dayak yedi bu adam ya. Abi o karakteri çok özlüyorum ben ya. Gerçekten çok özlüyorum o karakteri abi. O müzik, o karakter gerçekten çok iyiydi. Yani. Bak müzik güzel ama gerisi kötü. Evet. Hepsi iyiydi bence. Bence hepsi iyiydi. Ben o karakteri özlüyorum. WWE şu anda tam şu anda öyle bir karakter gerekiyor adına. Şu anda herkes dominant. Herkes asarım keserim modunda. Şu anda WWE'ye gereken karakter tam olarak o abi. Niye? AJ var ya yok, işte. AJ var. Canım. Drew McIntyre bu zamanında heal'dı bu karakteri yaparken. AJ face sıkıntı orada. AJ'yi de heal yaparız. Yani. McMahon özel adı 2011 abi bak. Tam Maker'ın dediği olan bu yani abi. McMahon özel adı lan bu adam 2011'de. Ya McMahon hani özel adı var zaten. Bu adamın rakibi. McMahon'ın bir öz evladı vardı ama o şirkette değil arkadaşlar. Bakalım anlayan anladı mı acaba bilmiyorum. Anlamadım ben. Çok ince bir yerden girdim ama. Öz evladı mı? Kennedy! Ya Hikmet biliyor ya. Bu işi biliyor Hikmet. Öz evladı mı? Vardı. Öz evladı. Ama o senaryoyu Horsewoggle almıştı.
Evet. Allah kahretsin, hatırlatmasaydın onu. O niye unutmuşum onu ya. Yani personal raw manager mıydı? Neydi? Laptop GM'i de Hornswoggle çıktı yani, şaka gibi ama bunlar yaşandı bu ülkede. O zaman sözlerimiz bittiyse Raw Show'unu puanlayalım. Seth Rollins'in kaybedişine bir şey dedik mi? Yani ekstra yani yorum yapmadı. Bence WrestleMania'da çok bir şeyler olmayacağını göstereceğiz. Güzel. Yani, ya ben şimdiden umudum daldı işte ya. Aynen, şimdiden umutlar yerin dibine girmeye başladı. Ben Seth Rollins'in Triple H'in manevi oğlu olduğu için, öz abisi olduğu için Seth Rollins Triple H'in, ben umutluydum. Fakat bu hafta umutlar tükendi, yerin dibine girdi. 5 üzerinden puanlıyoruz Raw Show'unu. Ben beğendim. Ya yani hareketli bir Raw Show'uydu. 3.5'tan 4 veriyorum. Numan? Ben de 3.5'tan 4 vereyim ben de ya. Hani 5 bir show değil çünkü. Hikmet? Ben 3 veriyorum. Ben de 3 veriyorum. Chat'te de 4 görüyorum. 3 görüyorum. 10 üzerinden 4 vermiş. 2 vermiş Deadman Walking. Kutay evet. 3 vermiş. Moneymakers 3 vermiş. Aynen. Evet sevgili Boğaç, SmackDown'un ilk segmentinde neler vardı? Hızlıca SmackDown'u da konuşalım. SmackDown'un ilk segmentinde özetle Miz gelip bu yaşanan olaylara dair bir promo kesti. Dünyanın en iyi güreşçisine karşı. Aynen, dünyanın en iyi güreşçisine karşı Miz'i WrestleMania'da göreceğiz. Genel olarak bu yönde çok aksiyon olmayan, tamamen Miz'in bildiğimiz mükemmel mikrofon yetenekleriyle götürdüğü bir segment oldu. Zaten SmackDown şovu genel olarak Gauntlet maçı üzerine geçen bir şov oldu bu hafta. Var mı Miz'in bu açıklamalarına dair ekstra bir yorum yapmak isteyen? Çünkü zaten 3 aşağı 5 yukarı bildiğimiz konular. Vince McMahon'ın oğlu Shane McMahon'ın WrestleMania'da maçı çıkma aşkı, işte Triple H'in nasıl Batista'yı döndürdüyse, bu da Shane McMahon'a diğer brand'de hazırlanmış bir senaryo. The Miz bundan önce çok boş maçlara çıktı. İşte Drew Nikki Bella John Cena ile olan maçı gibi. Yani geçen sene hangi maça çıktı? Geçen sene Triple Threat Intercontinental Championship maçı. Yani, Seth Rollins, Finn Balor. Hatırladım. Yani kendisi üzerinde dönmeyen maçlara çıktı Intercontinental kemere sahibiyken bile. Bu sene de boş bir maça çıkıyor. Ya bir hayali var smart fanların. The Miz'in işte üstün mikrofon yeteneğinden ötürü main eventer bir güreşçi olması gibi. Bu sene de olmadı. Adostlar diyoruz. Belki seneye. Keşke ama çıksaydı ya. Daniel Bryan'ın rakibi olması bence daha iyi olurdu. Deadman Walking Miz alır WrestleMania'da demiş. Numan. Vallahi bana kalırsa WrestleMania'da Miz alacak ve Miz büyük ihtimal bir sonraki pay-per-view'de veya olmaz sonraki pay-per-view'de abi Daniel Bryan rakibi olacak diyorum ben. Bu show Miz için çok büyük bir momentum toplama şansı. Bence. Evet. Umarım. Yani benim çok öyle ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Hani umarım Miz kazanır. Hani çünkü Shane kaza bela kazanırsa kötü olur ya. Yani gerçekten. Hoş olmaz yani. Çok çirkin şeyler olur ya. Ama şahsen bir yıl şey izin verilmişim ya. Bak atıyorum iddiayı ortaya. Atıyorum majör tahmini ortaya. Triple H kazanırsa Shane McMahon da kazanacak. Ayda. Peki bu ne diyorsunuz? WrestleMania'dan sonraki ilk pay-per-view'da Daniel Bryan vs. Shane McMahon. Güzel olur. Vallahi güzel olur. Ana temelde ortada. 10 numara 5 yıldız. Shane McMahon yeni şampiyon. Hadi bakalım hayırlı olsun. Abi dünyanın en iyi güreşçisi. Tabii ki şampiyon olacak. Çekemeyen anten taksın yani. Bence de. O zaman devam edelim. Bu Sasha Banks ve Bayley ikilisi bu sefer SmackDown'dalar. Çok ilginç. Allah onlar da kahretsin. Gizlice ekip oldular. istedikleri rakip bu Iconics'lerle bir maç ayarlanıyor. Maç biraz daha Bayley'nin ve Sasha Banks'in üstünlüğüne geçiyor ama arada Lacey Evans yine gelip saçma bir şekilde görünüp
gidiyor. Bu fırsatı iyi değerlendiren ikonikler güzel bir şekilde roll up'la maçı kazanıyorlar ve aslında bir şekilde de bu rakiplerine gözdağı veriyorlar. Ben çok mutlu oldum maçı kazandıkları için. Umarım ben de. Devamı gelir diyelim. Ya bu kadar sportif bir, hani sporcu vücuduna sahip bir ismin burada segmenti basan arkadaştan bahsediyorum. Hayda. Neydi adı? Lacey Evans. Evet. Ben çok sık ismini söyleyemediğim için aklımda kalmıyor. Yani bu kadar mükemmel güreşçi olabilecek bir ismin Fandango ayarına gitmesi açıkçası beni korkutuyor yani. İnşallah. Ama o Fandango gitti, Chris Jericho'yu yendi. Yani o ayardan bahsetmiyorum Hikmetciğim. Sana bahsettiğimi şöyle örneklendireyim. Naomi tarzı bir şeye gidiyor olması beni korkutuyor. Ya olursa da güreş yeteneğini bilmiyorum. Ama mükemmel bir sporcu vücuduna sahip. Evet. Bir Charlotte Flair aslında baktığın zaman. Charlotte Flair'dan farksız bir vücudu var. Eğer aksi bir durum olursa, bir Charlotte Flair olmaz da Naomi olursa sıkılırım, daralırım, isyan ederim yani. Evet. İlginç. Bilmiyorum ne olacak. Numan, var mı eklemek istediğim bu konuyla alakalı? Hocam bu kadın asker geçmişli, tamam mı? Hani ben bu kadına niye Emmalina gibi bir cimik veriyorduk anlamadım ben yani şu an tam olarak. Emmalina mı? Hatırlayan var mı bunu hala ya? Abi, tam olarak o yani şu anda. Aynı şekilde gelip gidiyor abi. Bir ara Emmalina vardı gerçekten ya. Buradan Nürsoy'u da analım. El hareketiyle yaptığı bir dans vardı Emmalina'nın, hatırlıyor musunuz? Ha. Evet. Santino Marella'yla bir... Abi bak, nostalji yayını yapalım ya. Mükemmel karakterler vardı ya. Yapalım aslında. WrestleMania'dan önce yapalım onu ya. Aynen, yapalım. WrestleMania'dan önce mutlaka değerlendirelim. Bu kadar. Biz görüşürüz. Evet. O zaman devam edelim. Kevin Owens Show var sırada. Kevin Owens geri döndü ve güzel bir şov gerçekleştiriyor. Şovun konukları da mükemmel ikili rakip Becky Lynch ve Charlotte. İkisi arasında Kevin Owens inanılmaz bir sunuculuk yapıp deli gibi gaza getiriyor. Sen onu döversin, sen onu yaparsın. Mükemmel bir şekilde kötüyü oynuyor Kevin Owens. En sonunda zaten bir ikili de birbirine giriyorlar. Segment. Evet. 3 aşağı 5 yukarı böyle. Diyorum ya. Ya Kevin Owens bir yana tempoyu o kadar arttırdı ki Charlotte Flair ile Becky Lynch. Bu üçünü ne zaman bir arada göreceğiz pay-per-view dışında? Yani Ronda'dan bahsediyorum, bilmiyorum. Fakat tempoyu o kadar arttırmaları bana gerçekten main event olabileceği izlenimi veriyor. Ben hala main event'ın kadınlar olacağına inanamıyorum. Kim olacak main event belli mi bu arada? Değil daha ya. O herhalde yani, sırf işte sürpriz. Şimdi şöyle diyeyim. Kadınlar diyor ki biz olacağız. Erkekler diyor biz olacağız. Biz Brock Lesnar olacak. Ondan sonra ben diyorum ki Roman Reigns olur. Neler son hafta falan belli neler olacak de ya, bilmiyorum. Neler ya, Roman Reigns bu kadar şu maçın arasından yine main event olursa ne diyorsunuz? Abi yok artık ya. Roman Drew McIntyre maçı main event mi olacak? Ben ayağa kalkar alkışlarım böyle. Alperen bir de Drew McIntyre main event mi kazanacak WrestleMania'da? Var ya, alırım bir dal. Çok net. Kevin Owens yani, WrestleMania'da maçı çıkar mı demiş. Çok güzel bir soru. Çıkmaz. Alperen'den. Ya çıksa keşke ama büyük ihtimalle Andrade the Giant Memorial Battle Royale'ı kazanacak. En son şeyi edeyip neydi o adamın adı? Braun Strowman'ı. Hı-hı. Güzel olur ya. Ya ama Strowman'ın yine FIO'daki falan gibi girmesin bu ya. O turnuvayı kazanan da lanetleniyor anasını satayım. Ya yapmasın öyle bir şey ya. Abi Strowman falan elerse bak. Strowman falan elerse abi sonda falan Strowman gider SmackDown'a bunu topaklar orada ya. Manyak mısınız oğlum ya? Ya hayır. Vallahi yapar abi. Vallahi bunu yaparlar ya. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Niye bu adam Fastlane'e maça çıktı da ondan sonra hiçbir planınız olmadı sizin? Şey olabilir mi? Şey olabilir mi? Önümüzdeki hafta Vince Kevin Owens'ı ana kemer maçına açıklar. Açıklasın. Alexander'ın pembe saçı demiş. Kadınlar main event'ı biz Orta Doğulara biraz zor geliyor. Ne? Vince McMahon'a zor geliyor. Ben normalde çok şey yapardım da hani aşırı bir tepki verirdim de
gerçekten lafı gediğine oturttu kardeşim benim. Kutay Mojo kazandı, adam anca kendine bağırdı maçtan sonra. Bravo. Bravo. Mojo'yu kim seviyordu ya forumda? Biri doktor. Seviyordu. Doktor. Doktor değil mi? Lürsoy. Lürsoy. Mojo'nun ilginç bir fan kitlesi var forumda da. Boğaç'cığım. Lürsoy ve doktor. Mojo da garip bir adam zaten. Böyle promolarını falan gösteriyorlar. Söylemedik de yani. Çok ben kayda değer bulmadım. Varsa sevenleri chatte şu an kusura bakmasınlar. Böyle saçma sapan köşeleri oturtup böyle promo kestiriyorlar adama. Vallahi bilmiyorum. Mojo Ravli çok ilginç bir karakter. Kamil yazmış. Kadınlar main event olsun. Erken uyuruz. Klasik erken uyuruz esprileri. zaten show 1'de mi de başlayacak? Altta uyuyacaksın. Abi 1'de başlayacak. 7'de mi 8'de mi bitecek? Yok o kadar geç bitmez ya. 5 saat. Bir dakika. 5 saat mi show? 5 saat. Tamam 1'de başlayacak. 6'da bitecek. Bitti. Aynen. Tamam oğlum işte 5 yatırırız ya kadınlar benim olursa. Ya yani. Yarım saatin hesabını mı yapıyorsunuz abi? Yaparım abi. Ya değerli böyle yok. deyip sonuna kadar page gelecek zannedip izlemesi. Yalnız ya kraliçe mi ekrandan da aldılar. Özledim artık ekrana da göreyim. Ancak Instagram'da fotoğrafını görüyorum ya. Lesnar main event her türlü demiş Hitman Walking. Makers yazmış. Kadınlar main event olsun sabah namazını kılarız. Oh. Allah sabır. Evet mizah show. Boğaç'cığım devam edelim. Devam edelim. Ondan sonra Gauntlet maçı başlamadan önce AJ Styles diyor ki artık bir şeyleri yapmaya değil artık bir şeylerin yıkmaya geliyorum diyor. Hani AJ Styles'ın bir sözü vardı şey diye. House that AJ Styles built it. Aynen. Gerçekten bunu niye söylemedi bu kadar ısrar ettin Hikmetciğim? SmackDown'ı inşaat eden adam. İnşa eden adam. Bir sloganı vardı ama artık böyle bir şey yok. Ben her şeyi yıkmaya geliyorum. Hazır olun, ayık olun. Mesajı AJ Styles'in kendisi Trabzonlu müteahhit olduğu iş. Bundan sonra malum bir durum var. Kofi Kingston'ın çıkacağı Gauntlet maçı zaten. Yani bu direkt olarak son konuşacağımız olay. Kofi'nin rakipleri var. İlk galiba Bar'la başladı maç. İlk Sheamus'la başladı, sonra Cesaro, sonra Daniel Bryan'ın yancısı turuncu Robin. Sakallı Rowan, ardından Joe, en son olarak Randy Orton. Ondan sonra Vince McMahon'ın ekleyişiyle Daniel Bryan maça dahil oluyor. Abi bak, ufak maça bir özet geçeyim ben. Sheamus çok tempolu bir maç çıkardı Sheamus'la. Harika maçtı. İzlemenizi öneririm. İzlemeyen arkadaşlara özette bile olsa izleyin. Zaten 20 dakika özetin 10 dakikası Gauntlet maç. Ardından Cesaro ile çıktı ve Cesaro ile bak ilk maç tempoluydu. İkinci maç hem teknikti hem tempoluydu. Çok yoruldu Kofi. Ya böyle nabız İngiliz iğnesi derler. 220'de geziyor Kofi'nin. Lan düşünüyorum. Rowan'la çıkacak, Joe'yla çıkacak, Randy Orton'la çıkacak. Ne yapacak bu adam diyorum kendi kendime. Nasıl maçı geçirecek diyorum. Bir ara bayılacak falan zannettim ringde. O kırbaç hareketi yapıyor ya. Pardon. Topaç hareketi yapıyor ya sevgili Cesaro. Swing yapıyor aynen. Swing hareketinden sonra kalkamayacak zannettim. Çok aşırı tempolu teknik bir maçtı. Rowan geldi. Sadece dayak yedi. Joe geldi. Sadece dayak yedi. Orton geldi. Sadece dayak yedi. Ona rağmen kazandı. Daniel Bryan da gelince ister istemez hayaller suya düştü. Ben ona rağmen çok beğendim Gauntlet maçın senaryosunu. Ama Randy Orton karşısında biraz güreşebilirdi bence. Çok fazla yıpranmış bir gimmick gösterdiler. Hani WrestleMania'dan falan maça çıkacaksa. Bu arada forumda bir arkadaşın yorumunu gördüm. Kofi Kingston'la ilgili. Ya demiş orası WrestleMania demiş. Pancake ile bu sabah yediğimiz kahvaltılıkları havalara saçan adamın WrestleMania ana kemer maçında ne işi var falan demiş. Tabii de bir championship maçında. Farklı. O da farklı bir bakış açısı. Farklı. Ben böyle bir özet geçmiş olayım. Söz sizde o zaman.
Hikmet'le başlayalım. Ya açıkçası ben şuna takıldım. Hani Randy Orton AJ Styles'la biraz daha üst seviye maça çıkacak. Kofi Kingston'a tuş oluyor. Evet. Roll up da olsa tuş oluyor. Samoa Joe Destroyer iki numaralı kemerin şampiyonu Brent'te. Şampiyon. O da tuş oluyor. Roll up da olsa o da roll up'la. Yani o da roll up. Ama yani bu adamlar çok ezilmemesi lazım ya. Ben bundan rahatsız oldum. Hayır, bu kadar eziyorlarsa madem şampiyon yapın adamı da yani ezdiğinize değsin. Heh. Konu aslında bu. Evet, bu kadar yani. Numan? Ya abi yani bana kalırsa bu Andrew senaryosu fazla abartıldı gibi geliyor bana ya. Yani WrestleMania'da maçı olan Randy Orton gibi bir adamı sen 5. adam olarak Kofi'ye yeme diyorsun. Onu geç. Samoa Joe şu an Brand'in ikinci kemerine sahibi. Onu yediriyorsun. Yani, yani bu hani Kofi'yi momentum kastıracağız derken abi diğer adamların momentumunun içine ettiler açıkçası McDonald'da. Tabii canım. O yüzden ben bu konuda hiç memnun değilim. Şu Kofi macerası da artık bitse de biz de kurtulsak ya. Yani gerçekten Andrew'da senaryosu falan çok uzadı abi bu olay. Bence de maça eklenmesi 2 hafta kalmış abi. Ya eklemeyin ya da eklemeyeceksiniz, bu kadar oyalamayın. Daniel Bryan geldi en sonunda, Daniel Bryan da yenecek zannettim ya. Daniel Bryan'a yenildi çok şükür. Ya yani Kofi Kingston bak çok güzel bir bence booking vardı. İlk maçı kazandı, ikinci maçı kazandı, üçüncü maçta Rowan sinirlerine hakim olamayıp diskalifiye oldu. 4-5'te roll up gitti. Bak gene güzel yani. Ya zaten kazanacak. Lan kazanmış bitmiş işte. Çıkarıyorsun Daniel Bryan'ın karşısına. Haftaya ne olacak şimdi? Demek ki WrestleMania'da maça çıkamayacak Kofi. Bugüne kadar yaşattınız neydi abi bize? Deadman yani, Walking gelmiş. Kofi şampiyon olur WrestleMania'da. Boğaç ne diyorsun son olarak genel tabloya? Yani işte yani başta Hikmet'in yorumunu eklediğim gibi bu kadar diğerlerini ezdirdiyseniz bu adamı şampiyon yapın. Bu adamı şampiyon yapmıyorsanız o zaman niye diğerlerinin momentumunu piç ettiniz abi? Yani ayıp ya. Yani şimdi Randy Orton dediğin adam AJ Styles gibi bir adamla karşılaşacak. Samoa Joe ikinci kemerin sahibi. Büyük ihtimalle toplu bir maçta savunma yapacak WrestleMania'da. Yani hani bu tarz iki önemli ismi niye şey zora sokarsın? Hani yani Kofi'yi ya sokacaksan sok, hepimiz destekleyelim ya da desteklemeyelim, ayrı dava. Ya da hiç sokma, başka bir aday bul ve bu olayı tamamen aradan çıkaralım. Çok saçma bir noktaya gitti olay ya. Yani bilmiyorum. İnsanlar çok destekliyorlar da ben açıkçası bu underdog senaryosunu bu kadar sevmedim ama yine de bakalım, gittiği yere kadar gidecek yine görünüyor. Başka şansımız yok. Mete yazmış. Çok güzel, çok iyi ilerledi ama maalesef kemer alamayacak. Daniel Bryan'ın gerekli cevabı verecektir WrestleMania'da. Ben de gönülden isterim Kofi'nin kemer almasını ama bunu taşıyamayacağı çok bariz, belli. Maalesef Kofi, Bryan ya da Styles standartlarında bir güreşi değil. Numan ne diyorsun? Kofi birilerimizin 2009-2010 yılında ileride büyük bir yıldız olacak diye beklediği güreşçiydi. Ya zamanında gerçekten Kofi'ye kemer vermemeleri çok büyük hataydı. Ki ben katılmıyorum. Kofi gayet yetenekli bir güreşçi. Ama bu kadar abartı bir Andro senaryosuna girmesine karşıyım ben. Kofi'ye karşı değilim bu arada. Yani Kofi yetenekli bir adam. Kofi yeteneksiz diyen abi güreşten anlamıyordur. Bu kadar basit olay yani. Yani benim karşı olduğum kısım sadece WrestleMania'da maça çıkan adamların momentumunu hiç etmeleri. Ha artık maça ekler misiniz? 2 hafta kalıp WrestleMania'da nasıl ekleyeceksiniz? Nasıl bir şey bulacaksınız bilmiyorum. Ki bence bu adamları bu kadar ezdirmişken Kofi'nin o kemeri alması gerekiyor abi. Öyle ya da böyle. Yoksa adamların boşuna ezmiş oluyorsunuz. Evet. Yani bu adam şimdi şöyle diyeyim sana. Şöyle diyeyim. Bu adam şimdi bunları yendi. WrestleMania maça çıkamadı. 2 hafta sonra etrafa pankek saçtı. Abi buna kim dedi? Yani. Güzel. Güzel bir bakış açısı. Bu Kofi haftaya netleşecektir, Kofi olayı. Yani gelecek haftaki SmackDown'da. O zaman daha net ve üzerine daha derin bir yani yüzeysel olmadan derinden ele alarak konuşuruz.
Hikmetçim çekiliş için hemen bir hazırlık yap. Son olarak tamam. Chatbox'tan soruları alalım. SmackDown'u puanlayacağız. Evet. Genel WrestleMania hakkında, WrestleMania'ya giderken Raw ve SmackDown hakkında sormak istediğiniz sorular varsa Chatbox'a son olarak sorularımızı alalım. Evet, puanlayalım o zaman sevgili Boğaç. Ben Gauntlet maçının güzel oluşuna, yani ne olursa olsun iyi bir aksiyon döndü maçta. Hı hı. Ve önceki Kevin Owens şovun, yani sadece Kevin Owens'a dolayı ben 3.5 vereceğim. 3.5'dan 4 vereceğim. Hı hı. Fena değildi. Numan? Benden 3 işler ya. 3. Yani fazlası yok. Ben de 3.5'dan 4 vereyim o zaman. Ben 4.5'dan 5 vermeyi düşünüyorum ama üzerine konuşunca kadınlar segmenti ve açılış biraz puan kıran yerler olduğunu fark ettim kendimce. Hikmet sen ne dersin? Ben de 4 diyorum. 5 üzerinden 4 verdin. Genel olarak güzel bir şovdu. Kevin Owens şovu olsun. Ondan sonra tek takıldığım nokta zaten Kofi Kingston'ın maçıydı. Biraz da senaryonun abartılışıydı. Evet. Onun dışında sorunum yok benim. Deadman Walking 3 vermiş 5 üzerinden. Soru var. Deadman Walking aynı zamanda Corbin rakibi değişir mi rastlamaya demiş. Boğaç, beklenti var mı bu konuda? Yani bilmiyorum ki, aday var mı abi değiştirecek? Yani Cena falan olmadıktan sonra kimi çıkarabilirler? O yüzden yani soru yani, bu bence. Bence ya rakibi değişmez de. Kurt Angle'la değil mi maç? Yanılmıyorum. Hı hı. Biri eklenebilir maça ya. Evet, o olabilir. Ya biri eklenebilir maça. Üçlü olabilir diye düşünüyorum. Kutay demiş. Puanım 4. Gauntlet iyiydi demiş. Shelton Benjamin olabilir demiş Kutay. Hikmetciğim çekiliş. O zaman çekilişe geçelim. Kazanan arkadaşımız Network alacak. Onu da hatırlatalım. Bir günlük değil mi? 24 saatlik. Network 24 saat. İstediği zaman Network'e sahip olabilecek. WrestleMania'da olabilir bu. Her hafta saat 22'de cumartesi günleri saat 22'de güreştürkiye.net'ten yayınımızı dinleyebilirsiniz. Spor kanalları, belgesel haber kanalları her şeye sahip olacak 24 saatliğine. O zaman çekilişi yapıyorum. Ve bana çıktı, evet. Bu maçta şike var, soruşturma başlasın. Evet, kazanan arkadaşın ismini okuyamayacağım için. Unefille da Lalune. Evet. Şimdi profil fotoğrafında Naomi var galiba. Evet. Naomi, arkadaşımız yokmuş. Arkadaşımız forumda sayın adminimiz buna göre ulaşırsa mesaj atarak sevgili Luna, biz de ona hediyesini dönebiliriz. Süper diye reckless ben. Ahmet. Hadi harikasın. Hadi harikasın. Alexa'nın pembe saçı sormuş. Lazy Evans ana kemere oynar mı? Ya bir ringe çıksın, bence öyle karar verelim Alexa buna ya. Like a lady. Bence alır ya. Neyse, tamam. Evet, bir şey demek isteyen var mı Lazy Evans hakkında? İnşallah oynar diyelim, ne diyelim? Gideri var. İtalyan reis nerede? Reglesmiş. Evet, okunuşunu da bir yaz sevgili Ahmet. Okunuşunu da öğrenmiş olalım. O zaman haftaya cumartesi günü saat 22'de hepinizle görüşmek dileğiyle güreştürkiye.net'ten yayınımızı takip edebilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Boğaç. Evet. Görüşürüz. Sonsuz. Var yani çok ekstra son sözüm benim yok. Haftaya görüşmek üzere. Umarım daha böyle kaotik bir şeyler olur da daha böyle eğleniriz muhabbeti yaparken. Yine eğlendik tabii ki de. Kendinize haos olsun. Haos istiyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, iyi görüşürüz. Geceler. Görüşürüz.